Kanaltı ekranlarından herkese günaydın. Yine bir gazete programıyla karşınızdayız. Bugünkü stüdyo konuğumuz Başbakanlık COVID-19 Koordinasyon Konseyi üyesi Doktor Hakan Dinçürek. Kendisiyle COVID-19 süreci içerisinde Başbakanlığın atmış olduğu adımları, alınan kararları ve bugün de malum iş yerleri kapalıydı, bazı iş yerleri, özellikle restoran, kafelerle ilgili alınan kararlar vardı. Bu kararlarda bir açılıma gidildi ve yapılan testlerin ardından uygun görülen işletmeler sadece paket servisleri konusunda bugün satışa başladılar. Bütün bunların detaylandırılmasını kendisiyle konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi izleyen herkese hayırlı sabahlar dilerim. Sağlıklı günler. Nasılsınız? Yoğun bir süreçten geçtiniz siz de. Evet, toplum olarak hem yoğun hem sıkıntılı bir süreçten geçiliyor. Ama her şey iyi başladı, iyi gidiyor. Umarım sonuna kadar da böyle gidecek. Evet efendim, önce bir doktor kimliğinizle bu COVID-19'u bir masaya yatıralım. Bu COVID-19 dediğimiz rahatsızlık çok ufak, kütle olarak da bir şey de tutmuyor. Dünyada işte bütün COVID-19'ları toplasanız herhalde bir yemek kaşığını doldurmaz diye açıklamalar da var. Ama baktığımızda milyonlarca insanı, milyarlarca insanı evlere hapsetti. Neydi efendim bu virüs hayatımıza bu kadar girdi de bizleri bu kadar derinden etkiledi? Öncelikle COVID-19 tek başına ansızın hiçbir şey yoktu ve birden ortaya çıktı gibi düşünürsek nereden nereye geldiğimizi anlamakta zorlanırız diye düşünüyorum. COVID-19, korona virüsü sülalesinin bir değişik versiyonu. Daha önce SARS, MERS ve benzeri salgın hastalık yapan korona sülalesinin yeni 2019-2020 versiyonu. Nereden çıktı, nasıl oldu? Ona bakmak lazım. Tabii ki dünyada tartışılan iki tane ana senaryo var. Birincisi, nasıl grip virüsü her yıl, o da virüs, gribi yapan da virüs, korona da bir virüs, COVID-19'da koronanın bir versiyonu, bir virüs. Gripte olduğu gibi her yıl grip virüsü, grip yapan virüs değişime uğrayarak dünyada yayılım yapıyorsa ve bir önceki yılın mutlak benzeri olmayan farklılıklar arz eden ve bu farklılıklar hastalık yapma becerisi, bulaşma sıklığı, bulaşma şiddeti, bulaştıktan sonra o vücuda ne kadar hızlı hastalık yapıyor ve iyileşme süreci nasıl oluyor? Bir önceki yılla bir sonraki yılın gribi bile ciddi farklılıklar arz eder. Ve yani bu mutasyona mı uğruyor efendim? Evet, mutasyon diyoruz biz buna tıbbi anlamda. Değişime uğruyor her sene. Ve grip aşıları da çoğunlukla işte bir önceki yıl ortaya çıkan grip virüsüne karşı geliştirilendir. Son yıllarda kombine virüsler yapılmaya başlandı. Son yıllardaki birkaç değişik virüsün hepsine birden direnç oluşturabilecek bir aşıdan bahsediliyor. Koronaya gelince, COVID-19 oluşana kadar daha önce birkaç değişik şekilde salgın yapmış ve dünyada yaşamı, insan hayatını tehdit etmiş. Az önce de söyledim, biri SARS, öbürü MERS. Şimdi COVID-19, az önce söyledim, dünyada iki tane teori var. Birinci teori, işte dünyadaki süper güç Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Sayın Trump çıktı, açıkladı, dedi ki benim elimde çok ciddi kanıtlar var. İşte Çin'de bir laboratuvarda bu üretilir veya üretilirken bilerek ya da bilmeyerek, istemeden yayıldı bu. Elimde kanıtları var. Gördünüz mü? Gördüm. Dedi. Evet. Bu bir iddia. Zaman her şeyi ortaya çıkaracak. Yani birinci teori, insanoğlu
bilerek ya da bilmeyerek laboratuvar ortamında yaptığı çalışmalarda insanı öldürmeyecek bir virüsün bir anda insanı öldürebilecek, çok hızlı yayılıp bütün dünyayı tehdit altına alabilecek bir hastalığa, felakete dönüşebilecek bir noktaya getirildi. Bu birinci varsayım. İkinci varsayım, hepimizin, biliyorsunuz ben eskiden de Çevre Doğal Kaynaklar Bakanıyım. Hepimizin hassas olduğu, olması gerektiği çevre konuları, doğayı koruma, yeşili koruma, sulak alanları koruma hassasiyetimiz, yaptığımız çalışmalarla dünyayı daha temiz yaşanılabilir bir hale getirelim diye konuştuğumuz, soluduğumuz havanın kalitesinden tutun da tükettiğimiz kimyasalların, doğaya salıverilen ağır metallerin, kimyasalların yarattığı değişimler var. Bu değişimler işte doğada birçok şeyi, sadece bitkiyi değil, gördüğümüz, görmediğimiz canlıları olumsuz bir şekilde etkiliyor. Eğer denize bir petrol sızıntısı olursa, balığın karaya vuruşu hepimizi rahatsız eder. Bir denizde yaşayan karabatak ya da benzeri bir balıkçıl kuşun petrole bulanmış görüntüleri bütün dünyaya ayağa kaldırıyor, rahatsız ediyor. Ama biz virüsü görmediğimiz için onun çevreye attığımız atıklardan, kimyasallardan, değişimlerden nasıl etkilendiğini de görmediğimiz için bugüne kadar da buna çok fazla dikkat etmedik. Tabii ki dünyanın genelinde ülkemizde olduğu gibi çevreye saygı duyan, hassasiyet gösteren birçok insanımız var, sivil toplum örgütlerimiz var ve bunların yaptığı çalışmalar var. Sanırım o bir kaşığı bile zor doldurur dediğiniz virüsün bütün dünyaya öğrettikleri ve öğretecekleri olacak. Bugün ve bugünden sonra. Onlardan biri, eğer hala daha COVID-19'dan dünya ders almadıysa bu çok büyük bir felaket demektir. Niye? Çünkü COVID-19'a rağmen hala daha süper güçler laboratuvarlarda kimyasal silahın yanında biyolojik silah da üretiyorlarsa, gördük, bu ve benzeri hastalıkları yayıp da attıkları, kullandıkları zaman bir bölgedeki insanları, canları yok edecek biyolojik silahlarla uğraşan ülke kaldıysa dünyada, ben tırnak içinde kaldıysa diyorum, kimileri var diyor, kimileri yok diyor, bir an önce bu işten vazgeçmeli. Çünkü bu bir çılgınlıktır ve dünyadaki insan yaşamını, insan hayatını, kalitesini son derece riske eden, kötüye götüren bir maceradan başka bir şey değildir. Peki, İkincisi siz... de tabii ki COVID-19'u öyle ya da böyle bütün dünya atlatacak. Öngörüler var. Kimi yıl sonuna doğru, kimi 2021'in başına doğru COVID-19 dünyadaki hastalık yapma, salgın, pandemi noktasını, etkinliğini kaybedecek. Peki ama, bu noktada siz hangi teoriye inanıyorsunuz? Yani şimdi, çünkü Trump'ın açıklamasına Avrupa'dan da destek var. Yani şimdi, çok kısa bunu değerlendirirseniz. Eğer bir ispat varsa ortaya konur. Ben temel insan hak özgürlüklerine inanan biriyim. Ve bir iddia varsa onun kanıtının ortaya konması lazım. Karşı tarafa da savunma hakkı verilmesi lazım. Bu iddiaya ve kanıtlarına dair. O yüzden bu noktada ben yeterince bilgiye, belgeye sahip olmadan herhangi bir ülkeyi, bir laboratuvarı, bir bilim insanını suçlayacak noktada değilim. Ama ciddiye belki de alınması gereken iddialardır bunlar. Çok bir devlet başkanının çıkıp da ben kanıtlarını gördüm demesi çok kolay bir şey değil. Tabii ki birçok ülke siyasi zaman zaman dünyada gündemi değiştirmek, kamuoyu yaratmak, algı operasyonları yapmak için bazı demeçler veriyorlar. Ama
az önce de söylediğim gibi bunların hepsi belgeye dayalı olmalı ve karşı tarafa da savunma hakkı verilmeli. Mutlaka çağdaş dünya, bilim insanları bunu araştıracaktır ve belli bir süre sonra hiçbir şeyin dünyada gizli kalmadığı gibi bu da ortaya çıkacak. Önemli olan öyle ya da böyle insanoğlunun bu hastalığın ortaya çıkmasında katkısı var. Evet. Yaptığımız ve yapmadığımız işler başımıza bu tür felaketleri getiriyor. Bu da bugünden sonrası için hepimizin yaşam şeklini sorgulaması gereken, yaşadığımız dünyaya daha fazla değer vermemiz gereken bir döneme girdiğimizi görüyorum. Daha fazla hassas olmalıyız, korumalıyız doğayı, evreni. Peki biraz evet ama dediniz, ben araya girdim. Bu amanın devamı neydi? Sorunuzu tam alayım. Hangi biraz cümlenin evet, sonunda ama dedi? Bu 2021 yılına kadar bir şekilde dünyada azalacak, evet, ifade ettiniz. Amasını açık bıraktınız. Aması şu, yani COVID-19 bir dünyayı etkileyen bir felaket. Ama bu felaketler ne COVID-19'da başladı, ne COVID-19'da bitecek. Aması şu, COVID-19 bitse bile, biz eğer az önce söylediğimiz davranışlardan bütün dünya kendini sorgulayıp da daha yaşanılabilir bir dünyaya doğru gitmezsek, seneye veya birkaç yıl sonra yine dünyayı tehdit edecek başka salgınlar, başka felaketler ortaya çıkacak. Aması oydu. Yani geçecek ama biz bunları kontrol etmezsek, biz davranışlarımızı düzeltmezsek bu ve benzeri felaketler hep beraber tekrar burada konuşuyor olacağız. Bu felaketleri ve yaşıyor olacağız. Peki Sayın Hocam, biz şu an farkında olmadan bütün dünya olarak etrafı tıbbi atıklara doldurmuyor muyuz? Yani tam da onu vurgulamaya maskedir. Çalışıyorum. Tam da onu vurgulamaya çalışıyorum. Sadece tıbbi atıklar olarak bakmayın. Tabii bugün COVID-19'da mücadele ederken de bu mücadelenin bir parçası korumaya yönelikken dikkat etmiyorsak, bir parçası da o koruma esnasında kullandığımız tıbbi malzemelerin doğru imhasını yapmıyorsak yine çevreye ve insan sağlığına zarar veriyoruz demektir. Evet, bugüne isterseniz gelelim, evet, COVID'i kısaca. Bugüne şöyle gelelim, biz ülke olarak COVID-19'la mücadelede çok doğru hamleler zamanında yapılarak çok çok az hasarla birinci dalga diye kabul edilen bu dalgayı atlattık. Öyle görünüyor. Testlerin, evet, verdiği sonuçlar ve hastanede hiçbir hastanın olmaması ve benzeri daha artırabileceğim nedenlerle birinci dalganın sonuna geldiğimizin göstergesidir. Zaten nasıl zamanında katı tedbirler alınıp sokağa çıkma yasakları, sosyal mesafenin korunması, temel ihtiyaçlar dışında kimsenin evden çıkmaması sağlandıysa, devlet daireleri dahil çok elzem olmayan hizmetler dışında hepsi kapatıldıysa, şimdi de çok doğru bir zamanlamayla ülke içinde biz açılıma gitmeye başladık. Adım adım tedbirler gevşetilip sonucunu görmeye çalışıyoruz. Birinci kademe geçen haftaydı, evet, esas ana dalga. Burada ortaya çıkan şu an için görünen bir şey yok. Tabii ki bu geçen hafta açılımın tam yansıması bu hafta içerisinde ve en geç bu hafta sonuna kadar olacak süreçte tekrar değerlendireceğiz. Bir yeni dalgalanma olacak mı olmayacak mı, ama ben elimdeki veriler, gördüklerim, öngörülerim, tıbbi bilgilerimi birleştirdiğimde önemli bir dalga beklemiyorum. Buna paralel zaten hükümet de aynı şeyleri görüp algıladığı için hayatın normale dönmesi, ekonomik çarkların yavaş yavaş
daha hızlı dönmeye başlaması ve ülkenin tabiri caizse yaralarını sarmaya başlaması konusunda adımlar attı. Hayat normale gelmeden hiçbir şey KKTC'de ve dünyada çözülemez. Yavaş yavaş hayatın normale gelmesi lazım. Şimdi bu atılan adımlar, dikkat ederseniz, içe dönük kapanmanın adım adım gevşetilmesidir. Bu bir süreç olacaktır ve biz öncelikle eğer KKTC içerisinde aktif hastalık yayan yaygın bir grup yoksa, ki ben olmadığına inanıyorum, kendi içimizde artık açılmamızın hiçbir sakıncası yoktur ve hayatımızın normale dönmesini ben de desteklerim ve şiddetle ihtiyacı da vardır bu ülkenin. Yani sokakta yürüdüğümüz, tanıdığımız herkes, iş insanı, çalışan, normal vatandaş, emekli, herkes artık yavaş yavaş normale dönme istencindedir ve bu istençlerini, bu duygularını, bize düşüncelerini aktarıyorlar sürekli. Burada bir şeyin altını çizmek lazım. Bu hastalık bizim ülkemizde üremedi. Bu hastalık bize İtalya'dan geldi. Ve gelen birinci dalga, işte önce Almanlarla geldi, sonra İngiltere'den geldi, sonra Amerika üzerinden geldiği söylendi. Birkaç değişik kanaldan girdi. Her giren, bunu bir ağaç olarak düşünürseniz girişi, onun dalları ve yeni dallar açılarak büyüdü, genişledi. Her dal ve etrafı izole edilerek yeni yayılımlar engellendi ve kurutuldu. Ama unutmayalım ki biz adayız, dışa kapandık, içimizde çözdük bu sorunu. Dünyada bu sorun çözülmedi. Dünyada bu sorun çözülmeden bizim insanımız, KKTC'de yaşayan insanımız bu virüsle karşılaşıp direnç elde etmeden, bağışıklık elde etmeden biz bu sorundan kurtulmuş sayılamayız. Çok önemli bir noktaya dikkat çektiniz. Yani bu kesinlikle, bu iş bitti ve biz hayata dönüyoruz. Hayır. İçeride hastalık yok. O zaman içeride biz gene sosyal mesafeyi koruyarak hayatımızı normale dönüştürüp mesleğimizi yapalım, icra edelim, ekonomi dönsün, sosyal hayat yavaş yavaş bir araya gelsin, sosyal mesafeye dikkat etmek kaydıyla, önlemleri almak kaydıyla. Sokakta artık belli bir süre maskeyle dolaşmayı herkes kabul edecek. Belirli davranışlardan uzaklaşacak ve hijyen her zaman için ihtiyaçtır. Bugünlerde çok daha fazla olmazsa olmazdır. Kişisel hijyenimize dikkat edeceğiz. Peki hocam, şimdi buranın iki temel sektörü var. Biri eğitim, biri turizm. Eğer biz bu bağışıklığı kazanmazsa vücutlarımız, dışarıdan bu iki sisteme de kapımızı kapatmış olacağız, iki sektöre de. Çünkü bunlar gelmeyince bu sefer iç dinamiklerimizi nasıl çalıştıracağız? Ürettiklerimizi nasıl tüketeceğiz? Şimdi bütün dünya benzer söylediğiniz stratejiler üzerinde çalışıyor ve önerileri var. Ama pandeminin çok güçlü bir şekilde yayıldığı bir ortamda siz kapılarınızı, dış kapıları, yani dış dünya ile olan bağlantılarınızı açık tutarsanız, hele hele kontrollü bir zafiyet yaratırsanız felaket kaçınılmaz olur. Evet. Demek ki birinci kural, bütün dünyanın yaptığı gibi dış dünya ile bağlantılarını keser. Zaten bu COVID-19'la ilgili değil. Dünya Sağlık Teşkilatı pandemi durumunda, salgın hastalıklarda herkes olduğu yerde kalsın diyor. Bu temel bir, yani nasıl ülkeleri yöneten anayasalar vardır, temel anayasanın kavramları var. Birinci kavram bu. Yani herkes olduğu yerde kalsın. Bu birinci dalganın, esas pandeminin hızlı yayıldığı noktada daha da fazla yayılmasını engelleme adına alınmış evrensel bir karardır. Sadece KKTC kendi dış kapılarını kapatıp da, evet, böyle bir izolasyona gitmedi. Bu
az önce söylediğim gibi Dünya Sağlık Teşkilatı'nın olmazsa olmaz bütün ülkelere önerisiydi. Şimdi esas tartışma noktası, sonsuza kadar biz kapalı kalabilir miyiz? Maddenin yapısına aykırı, böyle bir şey olamaz, olmayacak yani. Demek ki açılacağız. Evet. O zaman tartışma noktası ne zaman, hangi koşullarda, nasıl açılacağız? Budur esasında tartışılacak nokta. Dünyanın bu hastalıkla %100 başarılı olup bitirilmesini bekleyene kadar KKTC'nin kapalı olması söz konusu olamaz. Ama dünya bu sorunla yoğun bir şekilde hala daha çalışırken, çatışırken, mücadele ederken bu sorunla biz kontrolsüz bir şekilde sınırlarımızı açarsak, savunmasız olan, çünkü yapılan testler de onu gösteriyor. Evet. Şu benim aldığım bilgiye göre 30 binin üzerine çıktı an itibarıyla yapılan testler. Ve Kıbrıs Türk halkında ya da KKTC'de yaşayan nüfusta, çünkü Kıbrıs Türk halkının dışında da KKTC'de yaşayan, evet, bir nüfus var. Onlara da bu testler yapılıyor bir kısmına. Gördüğümüz kadarıyla ciddi anlamda bir bağışıklık sistemi oluşmadı. Böyle bir şey yok. Bir zafiyet var. Bu bir taraftan an itibariyle iyi bir şeyken, orta vadede bir dezavantaj, tehdittir toplum için. Çünkü direnciniz yok. Ve dünyada hala daha devam ediyor. Şimdi dünyada hala daha devam ederken siz kapılarınızı normal açacağım derseniz, günü kurtarayım belirli sektörlerle ilgili, bu hastalığı çok hızlı bir şekilde yayarsınız. İkinci dalga dedikleri, ki çoğu zaman ikinci dalga ilk dalgadan çok daha ağır gelir, karşılayamayabileceğimiz bir kapasitenin üstünde hasta, hastahane, yoğun bakım ya da solunum cihazı ihtiyacı ortaya çıkarsa, o zaman biz bunun altında kalırız. Ne yapmamız lazım? Ortak akılla bir kere toplum olarak bileceğiz ki sonsuza kadar kapalı kalamayız. Ama belirli tedbirler gevşetilmeye başladığı anda iş bitti de gevşiyoruz, rahatlıyoruz diyerek rehavete kapılmayacağız. Bu çok önemli bir noktadır. Evet. Rehavet Kıbrıs Türk halkını bitirir. Etrafımızdaki herkesin potansiyel bir COVID-19 bulaştırıcısı olduğunu varsayarak hayatımıza devam edeceğiz. Yine Dünya Sağlık Teşkilatı seyahatler konusunda belli öneriler sunmaya başladı. Ülkeler bazı tedbirler alıyor. Bir ülkeden başka bir ülkeye artık belki de, nasıl muhacirat kapılarında pasaportumuzu, evet, uzatırız, beraberinde sağlık karnemizi koyacağız. Beraberinde özellikle dünyanın talep ettiği bir şey var. Bunun altını çizmek isterim. Son 5 gün içerisinde seyahat edecek kişilerin PCR testi yaptırmış, yetkin akredite olmuş bir laboratuvardan negatif olduğuna dair veya bağışıklık sisteminin oluştuğuna dair beraberinde belgeleriyle seyahat etme noktası söz konusu olacak. İşte güvenli turizm kavramı dünyada artık tartışılıyor. Evet. Eğitimi de aynı kapsamda düşünebiliriz. Güvenli eğitim, güvenli turizm. Gelen mesajlarımız var. Mesut Kazık, iyi yayınlar. Lefkoş Haydarpaşa Mahallesi muhtarı başarılar dilemiş. Bir de sorumuz var. Sedat Bozkuş, Türkiye'yi de demiş kontrollü bir şekilde götürülebilir mi? Yani gerek öğrenci, gerek işte gıda temini konusunda, gerek turizm konusunda. Gerçi tam da o konuya girmiştiniz. Bu noktada böyle bir açılım gerçekleşebilir mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Zaten sormuş. Türkiye ile COVID-19'la mücadele başladığı günden itibaren birçok strateji, politikalar ve ihtiyaçlar Türkiye ile koordineli olarak götürülüyor. Bu bir. İkincisi, gıda vesaire dediğiniz,
Gıda konusu, gıda ikmali KKTC'ye hiç durmadı. Bugün eğer gıda ikmali noktasında bir zafiyet yaşasaydık zaten bu piyasalara yansıyacaktı. İki aydır ciddi bir tüketim var. Hayat devam ediyor. Evet. İnsanlar yeme, içme veya temizlik malzemesi, sarf malzeme anlamında kullanıp attığımız bir sürü malzemelerimiz var. Bunların tamamını tüketmeye biz devam ederken mağazalarda, marketlerde bunların eksikliğine hiç rastlanmadı. İkmal devam ediyor. İşte benim anlatmaya çalıştığım, gemi gelecek, mal emtia gelecek ama bunların adaya girişinde uygulanan tedbirler. Gemi geldiği zaman geminin mürettebatı ve bizim limandaki mürettebatımız, artı çalışan ekiplerimiz, liman işçilerimiz ve yanında birçok değişik dairelerden oluşan bir takım var orada. Onların sağlıkları, onların nasıl korunarak, az önce söylediğim gibi nasıl sokakta gördüğümüz, bize yaklaşan her kişinin COVID-19 bulaştırıyor olma ihtimalini düşünerek yaklaşıyorsak, yaklaşmamız gerektiğini söylersek, limana gelen her geminin de bir bulaş kaynağı olabileceği ihtimali dikkate alınarak ona göre tedbirler alınacak. Ben kendi mesleğimden bir örnek vereyim. Bir herhangi bir kırık ya da bir ameliyat, biz en kötü riskleri bilerek, o risklere göre tedbir alarak ameliyatları yaparız. Risk vardır diye sıfır ameliyat yapmayız. Ameliyat yaparız. Ama mevcut bilinen risklere karşı bilinen dünyanın icat ettiği, bugüne kadar ortaya koyduğu protokoller var, tedbirler var. Onlara uyarak yaparız. Ve hiçbir zaman, kendi mesleğim için söyleyeyim, risk mutlak sıfır olamaz. Asgariye çekersiniz o riskleri ve bir olumsuzluk, bir komplikasyon yaşamamak için elinizden gelen bilinen bütün tedbirleri alırsınız. Ama ona rağmen hastayı bırakmayıp o tedbirleri aldıktan sonra ameliyatını ya da tedavisini de yaparsınız. Evet. Bunu da ona benzer düşünmek lazım. Tedbiri elden bırakmamak gerek. Evet. Evet efendim, artık programımızın da sonuna geldik. İsterseniz son mesajınızı da alalım. İyi başladık. İyi gidiyoruz. Tedbiri elden bırakmayalım. Rehavete asla düşmeyelim. Ve kendi içimizde hayatı normal yaşamanın keyfini çıkaralım. Tedbirleri elden bırakmadan. Ben KKTC halkına buradan bir teşekkürü borç bilirim. Çünkü bu geçtiğimiz süreç çok zorluydu. Herkes büyük bir özveride bulundu, katkı sağladı ve uyum sağladı. Bu çok önemliydi. Takım ruhu olabilmek çok önemliydi. Bu mücadelenin herkes bir neferi, bir parçası oldu. Ben bundan dolayı KKTC halkına da teşekkür ederim. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bütün dünya, insanoğlu ve KKTC. El birliğiyle bunu atlatacağız. İyi gidiyoruz. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Başbakanlık COVID-19 Koordinasyon Üyesi Doktor Hakan Dinçürek bizlerleydi. Birazdan kısa haberleri vereceğiz. Hemen akabinde ise Pınar Gözek sizlerle birlikte olacak, gündemi değerlendirecek. Şubeli haberci Eftal Keser'in sunumuyla haber.